Ben çıkıyorum anne. Şebnemler gelmek üzere. Zeliha sen de geç yatma bebeğim, sütünü iç, tamam mı? Nereye gideceksiniz? Bilmem. Türkiye evine gidelim dediler ama Basri Beyler oradaymış. Siz de gelin demişler. Şebnem de Aysenlere gidip oyun oynayalım diyor. Daha karar verilmedi. Seyhan'dan haber var mı? Yemeğe gelmeyecekmiş. Gene kızla yemeğe gittiler. Buraya gelin birlikte yiyelim dedim. Of anne diye lafa ağzıma tıkadı. Ben çıkmadan bir mutfağa bakayım. Sizin yemeğinizi buraya göndereyim mi? Yok, ben yemeyeceğim. Yalnız başıma yemek yemekten hiç hoşlanmam. Bir ilaç alıp erkenden yatacağım. Sen de gel istersen. Kızlar Zeliş'le ilgilenir. Yok aman. Daha programınız bile belli değil. Alo? Ah, iyi akşamlar Ali Bey. Ne yapayım, oturuyorum işte. Çocukların hepsi bir yerde. Seymenler İstanbul'da. Seyhan zaten eve girmiyor artık. Dilara da arkadaşlarıyla program yapmış. Pardon bir dakika. Hadi sen çık kızım, arkadaşlarını bekletme. Ben iyiyim, merak etme. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ne oldu? Aa, neden? Dur sakin ol. Tabii gel. Kimse yok dedim ya. Konuşuruz biraz. Hadi bekliyorum. Zeliha, misafir geliyor. Hadi sen Fatma ablanın yanına git, yemeğini yedirsinler. Sonra da annenin odasında televizyona bakarsınız biraz. Sonra da uyursun. Ben de üstüme bir şey giyeyim. Ah, kızım, kızım, bırak onu. Mutfağa sokma. Yemeğini ye, sonra gelip alırsın. Ali Bey de görsün papağanını. Ali Bey geldi Sümbül anne. Ah, buyurun Ali Bey, geçin şöyle. Buralardaydım, sizi bir yoklayayım dedim. İyi ettiniz, buyurun. Bir şey istersen buradayım Sümbül anne. Sağ ol Bekir, kızlardan biri baksın bana. Olur. Bunu nereden buldunuz? Seyhan Zeliha'yı almış. Ne güzel şey değil mi? Ayol konuşuyor da. Oğlum, hadi konuş duysun amca da. Hadi ama. Neyse, canı isteyince konuşur. Buyursun Bülent anne. Yemek yediniz mi Ali Bey? Yok vallahi, sabahtan beri lokma yemedim. Yemek yiyecek hal mi bıraktılar insanda? İyi, ben de yemedim. Hayriye, bize şöyle hafif birer tabak yapın. Ali Bey, birer bardak şarap içeriz değil mi? Olur. Baş üstüne. Ne oldu anlat. Neden yolluyorsun çocukları? Baş edemiyorum bu oğlanla artık. Bu dışarılara alışmış. Burada da oradaki gibi yaşarım sandı. Ama anasını da beni de çok üzüyor. Birbirimize girdik bu sabah. Bıktım Sümbül. Kadere ayrı üzül, buna ayrı üzül. Dedim toplanın gidin başımdan. Biraz oralarda kalın, bakalım ne olacak. Yoksa katil olacağım, bir şey değil. Kader de kapandı kaldı buraya. Oğluyla biraz kafa toplasınlar baş başa. Dedim demesine de içime yalnızlık acısı çöktü şimdiden. Canımdan bezdim vallahi. Bir tane de iyi bir şey olsun hayatımda artık. Güzel kız, güzel kız, güzel kız. Bu nereden geldi buraya? Güzel kız. Piraye'nin oradaydı bu. Piraye Hanım kendisine verilen hediyelerin kıymetini pek bilmiyor galiba. Satmış. Tesadüfen de bizim oğlan almış. Önce Lale Hanım'a, sonra bizim eve geldi. Zeliha çok sevdi. Ben de mecburen katlanıyorum başkasına verilen hediyeyi. Sen bunu Piraye'ye ben hediye ettim zannettin. Kim edecek başka? Arap bir ahbabı var, o etmiş. Ben etmedim. Sen çok oluyorsun artık ama. Kızmaya başlıyorum. Oo, hamarat gelin, neler getirdin bakalım. Buyur ağam.